Change the whole motion of your shit, and I ain't got a desire to proceed without a grip, so we can just do a movie like a song on the bridge. Liking the skinny jeans and the kicks and Julie Wells, but I ain't in the fleas and the trick. I'm in the top of his Porsches and keys to the six. Sit back and let the engine breathe a little bit. Let's go. Coming through the door. Oh, yeah. Cash in the pedal to the floor. Let's go. If you wanna ride, let me know. Slide on the low, what you standing there for? Let's go. You can hate if I give a reason. Let's roll, let's bounce, let's game. Let's go to the road, let's go to the land. Let's go, your boyfriend ain't talking about shit. Let's go. Neyin var bakalım? IT 35 Road Turbo Kit. Tamam. Mişi moto soğutucu. Hı hı. Engine SCS Exhaust. Aa, ne? Dostum. Ben bu yüzden harikayım. Şuna bakın, bu SX yarış arabası. Harika. Adamımız yasal sponsorlu ve her şey olan bir araba bulmuş. Sırada ne var Kruger? Drag yarışları kralı olmak istiyorum. Evet. Hemen imzalı bir fotoğrafını alayım. Sonra sen meşhur olunca internette satarım. Hadi Deni, burada bununla olamazsın. Sakin ol Mike. Sadece ziyarete geldim. Başka bir amacım yok. Eğer SX burada olduğunu öğrenirse işin biter. Seni atarlar. Aa, bakın kim gelmiş. Krala saygılarını mı sunacaksın? Ha? Tony, seni bir daha yenersem saldırı suçlamalarına maruz kalırsın. Oo, ne? Yeni donanımla kimse baş edemez Kruger. Artık bir numara değilsin. Onu dinleme. Sana yem atıyor. Dinle, adil olması için yavaş arabamı alıp geri geleceğim. Bak, ne sürdüğün umurumda değil. Ya yarış ya da sus. Bu akşam olmaz. Evet, boş ver. Ne yani, sadece gösteriş yapmaya mı geldin? Hiç durma. Şu gösteri arabasının yanında bir nonoş gibi poz ver. Benim hakkımda istediğini söyleyebilirsin Kruger. Ben ringe çıktığımda boksa hazırım. Evet. Öyle olsun. Göster kendini. Evet, evet. Sen ciddi misin? Yarışıyorum. Tamam mı? Harika. Evet, harika bir yarış olacak. Vazgeç bundan. İstersenin beni kötü göstermesine izin vermeyeceğim. İnsanların ne düşündüğü kimin umurunda? Onlar sadece yarış görmek istiyor. Yürüyün çocuklar. Şehir merkezindeki bütün polislerin dikkatine. Pensur Caddesi'nde muhtemel bir araba yarışı gerçekleşiyor. Dostum, telsizden duydum, ihbar etmişler. Startı ver. Yapmayacağım, bu aptalca, sana söylüyorum. Yap hadi, 10 saniyede biter zaten. Thank you.
İyi misin? Evet. Güzel. Ellerini kaldır. Tutuklusun. Bacaklarını ayır. Tüm birimlerin dikkatini. 112. caddede... Onlar adına yarışmana izin verdim. Çünkü seni beladan uzak tutacağını düşündüm. Sonunda verimli bir şey yapacaktım. Ama yetti artık. Olamaz. Ne kadar kötü. Dostum, bence bunu yapmamalıyız. Bay Evşan, özür dilerim. Açıklamama izin verirseniz... Hangi kısmı açıklayacaksın? 100.000 dolarlık bir arabayı yasa dışı sokak yarışına sokmayı mı, yoksa bir polis arabasına çarpmayı nasıl becerdiğini mi? Kimse yaralanmadığı için şanslısın. Biliyorum, bir hata yaptım ama... Yaptığın aptallıktı. Bu bir felaket. Kovuldun Kruger. Bakın, ödeyeceğim. Kovuldun. Hadi Deni, gidelim. Üzgünüz Bay Evşan. Seni dinlemem lazımdı. Deni, sen boğa gibisin. Kırmızıyı gördün mü hemen saldırıyorsun. Kimin ne dediği umurunda değil. Evet. Başını dik tut, her şey düzelir. Ne? Sana yardım etmeye çalışıyoruz. Gerçekten. Sadece... Seni babanın yanına gönderiyoruz. Ne? Temiz bir sayfa açmalısın. Her şeyi geride bırak. Onunla ne zaman konuştun? Bu sabah. Bunu kafana o soktu değil mi? Hayır. Joe'nun bununla hiçbir ilgisi yok. Ne zaman bir sorun olsa bir öncekinden daha beter oluyor. Hız cezaları, sokak yarışları ve şimdi de başka bir kaza. Sırada ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. Ve beni 5 yıldır görüşmediğim bir adamın yanına gönderiyorsun. O bir ayyaş. Bunu bilmiyor musun? Hayır Deni, o bir ayyaş değil. Artık değil. Aklıma gelen her şeyi yaptım ve başka ne yapacağımı bilmiyorum. Gitmiyorum. Bütün hayatım burada. Hayatta olmaz. Hayır, seçme şansın yok. Gidiyorsun. İşte o kadar. Kasabalı genç ulusal drag yarışı sponsorluğu kazandı. Merhaba Liz. Merhaba. İyi görünüyorsun. Hı hı. Sen de öyle. Merhaba evlat. Merhaba Frank. Eşyanı yüklemeyecek misin yoksa?
Evet. Arkadaki araban güzelmiş. Yoksa o 2003 model mi? 2004. 4. Kendin mi modifiye ettin? Arkadaşım Mikey ile. Güzelmiş. Pahalı görünüyor. Üvey baban zengin biri. Onu kendim aldım. Rica etsem bu konuşmayı en aza indirelim mi? Demek planın bu. Beni yok sayma. 18'ime girene kadar öyle. Hmm. Neden bekliyorsun sert çocuk? Hadi. İn hadi. Yürü. Benden nefret edebilirsin ama bu birbirimize ihtiyacımız olduğu gerçeğini değiştirmez. Anlıyor musun? Popülerlik yarışmasını kazanmayacağım. En iyi arkadaşın da olmayacağım. Yitirdiğimiz zamanı telafi etmeyeceğim. Annen artık seni kontrol edemediği için buradayım. Beni anlıyor musun? İyi anladın mı? Anlıyor musun? Artık kavga bitti. Öyle mi? Peki ya ben? Ne olmuş sana? Bradford'a hoş geldiniz. Evim burası. Bu hala sende mi? Evet. Eminim berbat gidiyordur. Evet. İşte benim mütevazı evim. Pekala. Benimle yaşayacağın için uyman gereken bazı kurallarımız olacak. Hizmetçi yok. Bu yüzden kendi pisliğini temizleyeceksin. Kendi yemeklerini yapacak, bulaşıklarını yıkayacaksın. Çamaşır makinesi de işte orada. Odan burası. Sorun var mı? Arabamı indirebilir miyiz? Acelenle, onu süremezsin. Ehliyetim kısıtlı. İşe ve okula gidebilirim. Aha. Başka yere gidemezsin değil mi? Pekala. Bavullarını boşalt. Gerisini ben hallederim. Ne gerekiyor? Yalnızca turbo geliştirilecek. Çok mühim değil. Yani motordan anladığını mı düşünüyorsun? Senden iyiyimdir. Muhteşemmiş. Her zaman ikinci bir tamirci istemişimdir ama parasını karşılayamazdım. O uzman yeteneklerini işte kullanacaksın. Her gün okuldan sonra. Boş gezmek yok. Lanet olsun.
Tamam yakıt çizelgelerini kontrol et. Hava oranı 11.5'tan 1'e yaklaşırsa onu eleyeceğiz. Bu hiç hoş değil dostum. Bence zenginleştirmeliyiz. Dostum ben 12.5'tan 1'e istiyorum. Tamam iyi. Piston çatlarsa suçlusu sensin. Her neyse. IGT'ye de bak. Peki efendim. Şunu izle bebeğim. Nasılsın Max? Japon araban ne durumda? Çok iyi. Bütün yaz üzerinde çalıştım. Harika. Çalışmanın karşılığını almak ister misin? Kesinlikle. Turbo ile çok da hızlı gidecek. Göster onlara günlerini. Bunu yapmasak olmaz mı? Jake yapma. Jake kenara çek. Tamam onu hakladım. Nasılsın? Ha, iyiyim. Ya sen? Ha? Gel buraya dostum. Sağ ol. İyiymiş. Ne haber? Ay canım. Gel benim. Ha, merhaba. Hadi. Hey. Kesinlikle. Şunu gördün mü? Ha. Ha, yapma. Tamam. Hala kızgın mısın? Drag yarış turnuvası 18 Eylül'de birincilik ödülü Pomona Yarış Okulu'na tam burs. Harika bir ödül değil mi? Evet. En iyi yarış okulu. En iyi yarış takımları orada yeni yetenekler keşfeder. Katılmak için hızlı bir araban olmalı. Onu hallettim. Birine benziyorsun. Daha önce tanıştık mı? Hayır. Aa, çocuklar başka bir umutlu. Böyle yerlere poster asmaları ne kötü. Zavallı çocuklar şansları olduğunu sanıyor. Hey Max, sabah iyi yarıştın. Nasılsın dostum? Şuna baksana. Ne? Harika öyle değil mi? Aman tanrım. Çok güzel ha. Ben Bay Briggs. Tatlı canlarınıza şunu söyleyeceğim. Bu ders ortalamanızı yükseltmek için aldığınız kolay bir seçmenin ders değil. Burada ciddi bir atölye dersi veriyorum. Jack. Ha? Sana diyorum.
Bana mı? Sana. Kim olduğunu sanıyorsun bilmiyorum ama benim dersimde dikkat vereceksin ve derse katılacaksın. Beni anladın mı? Evet efendim. Tamam. Madem keyfin yerinde Jack, sınıfa egzantrik torkuyla harekete geçen değişken egzantrik mini zamanlaması nedir söyler misin? Tekrar eder misiniz? Sen. Açıkla. Eksantrik milini döndürmek için tork enerjisini kullanarak emme subabı zamanlamasını değiştirir. Evet, İtal Modifiye dergisini takip etmeye devam et. Aslında bu tür değişken zamanlama yeni Mustang gibi yerli arabalarda kullanılıyor. Sende de ondan yok mu? Fena değil. Adın ne? Danny. Bir soyadın var mı Danny? Kruger. Frank'in oğlu musun? Geleceğini söylemişti. Ayrıca devamsızlık sorunun olduğunu da söyledi. Seninle bir sorun yaşamayacağım değil mi Danny? Hayır. Güzel. Baksan senin baban Frank Kruger mı? Piste ayak basmaman için bir sebebin daha var. Drag yarışlarına nasıl katılabilirim? 18'ine girdin mi? Hayır. Bunu al ve babana imzalat. Sonra bana getir. 2 hafta süren var. Danny. Onları boş ver. Baban muhteşem bir yarışçıydı. Pekala, yeni gelenler için söylüyorum. Tiyatro dersine hoş geldiniz. Ben Bayan Parker. Her sene ilk dersime ilk izlenim adını verdiğim egzersizle başlarım. Evet, hanginiz ilk başlayacak? Hiçbir fikrim yok. Hı-hı. Hayır. Hı-hı. Tamam. Sen arkadaki. Seni anlamıyorum. Hayır. Evet, adınız ne bayım? Belki bilmem. Danny. Danny, burada durur musun? Peki Danny ile ilgili ilk izlenimlerini bize kim verecek? Ben onu anlayamıyorum. Jessica. Bugün söyleyecek çok şeyim var gibi. Bize ne gördüğünü söyler misin? Kesinlikle nakil bir öğrenci. Tamam, ilginç. Devam et. Onun tiyatro dersini almasının nedeni tek açık seçmeli ders neden olması. Neden öyle dedin? O Shakespeare okuyan birine benzemiyor. Sen de benzemiyorsun. $400'lık kot giyen bayan popülarite. Oyunlarından bir karakter ismi söyle. 2 tane söyleyeyim. Romeo ve Juliet. Yapma, bunu 5. sınıflar bilebilir. Herhangi bir karakter dedin. Sıra sende. Bu gerçekten çok zor. Yani bir sürü harika karakter var. Macbeth, Shylock, Desdemona, Otello, Hamlet. Sıra sende. Bütün karakterleri saydı sanırım. İyi iş çıkardın. Beni de bekleyin. Pak. Ben sınıfa gidiyorum. Anlamadım. Pak, bir yaz gecesi rüyasında. Ara bozucu, gecenin neşeli avaresi. Biri dersten sonra internette Shakespeare araştırmış. Pekala, tiyatro dersini zorla aldığımı nereden anladın? Nakille geldiğimde benim de başıma gelmişti. Ha, demek sen de nakilsin ha? Ne zaman? Geçen sene, Tempa'dan. Peki ya sen? Encino. Demek bir vadi çocuğu. Evet. Bedford'da kültür şoku yaşamadın mı? Burası berbat. Alışırsın. Umarım. Bu akşam bir okula dönüş partisi veriyorum. Sen de gel. Bilemiyorum. Kalabalığı sevmez misin? Adresim bu. Sıkılırsan gelirsin. Geciktin. 3 arabaya 15 dakika önce ayar çekilmesi gerekiyordu. Evet.
Hallet şunu. Daha iki tane var. Antikalarla çalışmaya alışık değilim. Antika. Nasıl ayar yapacağını biliyor musun? Benim bildiğim programlanabilir motor yönetim mesafesi. Karbüratör veya mekanik ateşleme değil. Bir kalınlık masları kullanırsan sana faydası olur. O aptal aleti nerede tutuyorsun? Bilmiyorum, hiç ihtiyacım olmadı. Şunu yaz. Ben restorana gidiyorum. Sen de gelir misin? Ben yedim. Keyfin bilir. Hey, Danny. Danny. Seni nerede gördüğümü hatırladım. E kapat şunu, o tarihte kaldı. Tarih bizim en sevdiğimiz derstir. Ben Max, bu da Harry. Senin gibi bir yıldızın Bradford'da ne işi var? Partiyi veren kızı tanıyor musun? Kesinlikle. Bizi de yanında sokarsın, değil mi? Herhalde. Vay canına. Havuzu var. Mekik çekmeliydik. Dostum gidip biri alalım. Sen de ister misin? İyiyim böyle. Pekala. Ay evet. Evet. Etkileyici bir parti Jessica. Kesinlikle. Jake nerede? Yapma Rachel, çok kötü bir randevu geçirdik. Sıkıntıdan patladım. Ama sosyal hayatına olan katkısına bak. Bu parti kesinlikle bir numara. Aman Tanrım, bu tiyatro dersindeki çocuk. Kruger. Onu davet mi ettin? İnsanlarla tanışması için iyi bir fırsat olabilir. Evet, öyle görünüyor. Teknik destek ekibiyle takılması harika bir başlangıç. Sen onları da mı davet ettin? Kimseye zararları yok. Andrews burada. P, kısalar. Onu gördün. Harika değil mi? Sence de güzeller değil mi? Bence harika duruyorlar. Evet, kesinlikle öyle. Merhaba. Nasılsın? Gelmezsin sanıyordum. Ev sahibi VIP davet vermişken işi bir kenara bırakıp geleyim dedim. Bunun için teşekkür ederim. Güzel, çünkü patronum gerçekten çetin biri. Evet, bu akşam dışarı çıktın ve o lanet olası dükkanında çalışmıyorsun. Tıpkı eski zamanlardaki... Ben Kruger, bu sen misin? Seni ayıkken tanıyamadım. Biliyorsun burada vahşiğini satmıyorlar. Bu Ekim'de bir yıldır ayık olacağım Cibi. Oo. Elbette. Koleksiyonuna yeni bir araba mı ekledin? Neden söz ediyorsun? Bu her zamanki araba. Şimdi hatırladım. Sadece dikiz aynasından ön farlarını görmüştüm. Çok komiksin.
Hey, nasılsın dostum? Nasıl gidiyor ha? Annenlerin birdenbire gelip partiyi mahvetme ihtimali dalga yok. Dalga mı geçiyorsun? Böyle bir partiyi vermemi üvey babam söyledi. Yakınlaştırıcıymış. Ha, benimki benden kurtulmaya çalışıyordu. Jessica'yı buralarda gördünüz mü? Şu zırgır denen çocuk geri dönmüş değil mi? Bedford'a bu şekilde mi geldin yani? Öyle de denebilir. Babam burada yaşıyor. Neden ben de bilmiyorum. Hadi ama o kadar da kötü değil değil mi? İyiye gidiyor. Jake? Bu çocukla ne işin var? Konuşuyorduk. Umarım hepsi budur. Erkek arkadaşımmış gibi davranma Jake. Çünkü değilsin. Biz biraz tartıştık biliyorum. Bunun sebebi hala birbirimizi tanımaya çalışıyor olmam. Öyle mi dersin? Nasıl peki? Benimle konuştuğun şeyler sadece kendin ve araban. Bu kötü bir şey mi? Sürtükler değil mi? Ne istedikleri asla belli olmuyor. Pekala pekala. Bu laflara gerçekten gerek yok. Bu konuda bir itirazın mı var ya? Sakin ol tamam mı? Kimse sorun çıksın istemiyor. Çok geç. Aman tanrım. Şuna bak sen. Biraz daha mı istiyorsun? Biraz daha mı istiyorsun yani? İstiyor musun biraz daha? Yapma. Cenk. Hadi. Nasıl ha? İyi mi? Gelsene. İyi misin ha? Hepsi bu muydu yani? Bu nasılmış ha? Siz de ister misiniz? Vurun. Vurun şuna hadi. Bir şunları durdursun. Kemal tabii Kemal. Evet. Yeter artık. Lütfen. Tamam bırak. Benim yeter. Kendini süper kahraman falan sanıyor. Çabuk buraya gel. Açmasına izin vermeyin. Yakalayın şunu çabuk. Jake, hayır! Hadi. Köşeye sıkışmış fare gibi olacak. Hadi! Neden onu yakalayamıyoruz? Çünkü siz iki salak yük oluyorsunuz. Ne olur polis olmasın, ne olur polis olmasın. En iyi yanı da artık davranışlarını kontrol edebiliyor. Aynı şeyleri yaşayan bir çocuk için kolay değil. Ben de onun kadar kötüydüm. Sen daha kötüydün, bunu biliyorsun. Evet. İyi bir çocuğa benziyor dostum, ona biraz zaman tanı. Tek isteğim onu biraz beladan uzak tutabilmek. Şimdiye dek arkayı çıkarmışsın. Tanrım! Hadi.
kulübüm. Sadece konuşmak istiyoruz. Hadi, hadi. Yakaladık, sakın. Çek sağ Kruger, çek sağ. Hadi. Yakaladık çocuklar. O artık ölü biri. Çıkmalısın. Yoksa geç kalacaksın. Arabamda biraz sorun var. Beni bırakır mısın? Ha. Çok mu zorluyorsun? Eve başkasıyla dönebilirim. Hey dostum. Jake'in Mustang'ini asfalta gömmüşsün, doğru mu? Dostum, bu arabanın içinde ne var söylesene. Bunu herkes merak ediyor ama kimse bir şey bilmiyor. Dostum, bilmiyorum, bilmiyorum. Ama sanırım o... Kruger, şuraya oturabilirsin. Pekala, şimdi hava yakıt oranı ile ilgili bir sınav yapıyoruz. Dostum, Jake'i geçmişsin. Herkes aynı şeyi konuşuyor. Onun arabasında iki kişi vardı ve avantaj bendeydi ama evet, geçtim sayılır. Bak, neden? O buraların en hızlısıdır. Ona sokak yarışlarında kimse dokunamaz. Kendall Performans onun babasına ait. Yani bütün dükkan onun sayılır. Öyle mi? Jake'in arabaları sayesinde bu okul tanınıyor. Futbol takımımız çok kötü de. Draklara katılacaksın değil mi? Evet, önce arabamda halletmem gereken şeyler var. Nasıl bir işe bulaştığını bilmiyorum. Kesin artık. Benim sınıfımda kimse kavga edemez. Bu yılı bitirmek istiyorsanız kesin. Aranızda bir sorun varsa bunu pistte halledeceksiniz. Ve artık sokaklarda da yarış yok. Okul çıkışında görüşürüz. Çıkışta görüşelim mi? Tabii olur. Ben seni ararım. Tamam. Deni. Merhaba. Merhaba. Dudağın nasıl oldu? Fena değil. Okulda en çok konuşulan çocuk olmak nasıl bir hismiş? Kimse adımı bilmiyorken daha iyiydi. Teşekkür ederim. Evet, tabii. Seninle konuşma tarzı hoşuma gitmedi. Bu tam Paka özgü bir şeydi. Bu iyi bir şey değil mi? Evet. Benimle çıkar mısın? Bunu düşünebilirim. Güzel. Arabam biraz kullanım dışı. Bu yüzden seninle gitmek zorundayız. Herkesin hayalini kurduğu araba. Evet, kimseye söyleme ama. Bu ayın sonunda yapılacak. Şaka yapıyorsun değil mi?
Büyük ödül Pomona Yarış Okulu'na bir gezi. Burası herkesin istediği bir yer biliyorsun. Evet evet. Bence bir süre yarıştan uzak durmalısın. Bu konuda pislik çıkaracağını önceden bilmem lazım. Laflarına dikkat et. Özellikle de benden iyilik isterken. 7 yıldır senden en ufak bir şey istemedim. Şimdi ise sadece imzanı istiyorum. İmzamı mı istiyorsun? Seni sokakta yarışırken görmek istemiyorum. Yarışmadım ki. Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Olan bir tek sen mi varsın sanıyorsun? Hem de düz vites öyle mi? Porsche otomatik kullanmanın ne mantığı var ki? Sana şaşırmamaya çalışıyorum ama işimi çok zorlaştırıyoruz. Kemerini tak. Nereye gidiyoruz? Chuck E. Cheese. Chuck E. Cheese mi? Hı hı. Eğlenceli. Daha önce hiç gittin mi? Hayır. Peki, araba kullanmayı kimden öğrendin? Çok iyisin. Diğer kızlara göre mi? Sen söyledin, ben değil. Bir restoranda valeydim. Ben Honda Civic'le başladım. İlk arabam babamındı. Eve getirdiği gün çocuk gibi sevinçliydi. Onu almak için yıllarca para biriktirmişti. Annem çok kızmıştı. Ona üstü açık prensesim benim diyordu. Hala o arabanın yepyeni taze deri koltuklarını hatırlayabiliyorum ve kokusunu da. Porsche'ların derisi çok özel olur derdi babam. Ben de eskimelerini hiç istemezdim. Sadece özel günlerde kullanırdım ya da kafamı dinlemek istediğimde filan. Babanı kaybedeli ne kadar oldu? 3 yıl. Özür dilerim. Neden? Babanın NASCAR'da yarıştığını duymuştum da. Duvara 240 kilometre hızla girip sol bacağını parçalayana kadar. Yok canım. Evet. Ondan sonra da kendine gelemedi. Artık hayaletten farksızdı. Orada olduğunu biliyordun ama sadece o istediği zaman varlığını sana hissettirebiliyordu. Ama şimdi yakınsınız değil mi? Evet, coğrafi açıdan öyle sayılabilir. Ama bilemiyorum, garip işte. Ne gibi? Konuşmak istiyorum. O söylemek istediğim çok şey var sanırım. Bu o kadar da büyük bir sorun değil, güven bana. Biraz dolaşmak ister misin? Evet. Tamam. Geceler. İyi geceler. Nasıl gidiyor? Benim arabama da bakar mısın? Hafta sonu bakabilirim. Şu kapak çantasını bir an önce değiştirmem gerekli. Boş ver. Ben kendim hallederim.
Sorunu ne? Enjeksiyon iyi, ateşleme sorunsuz. Kayışta bir kopma yok, vakumlar olması gerektiği gibi. Anlayamıyorum. Normalde Mikey'nin bilgisayarı da kontrol ederdik ama şu an bunu yapamıyorum tabii. Şimdi dene. Hadi çalıştır şu lanet şeyi. Tork crank sensörünün altına düşmüş. Bu yüzden çalışırken sorun çıkarıyor. Ayrıca filtre kapağı da biraz gevşemiş gibi görünüyor. Bu benim aklıma bile gelmemişti. Bu 2.5 mi? Evet. Evet, enjeksiyon büyük turbolar yüzünden biraz yoruluyor. Bu yüzden de ön tarafa fazla ısı iletiyor. Son baktırdığımda bundan bahsetmemişlerdi ama. Çekişte sorun yaşayabilirsin. Demek istediğim bu. Her neyse, artık düzgün çalışıyor. Parçalara baktırman gerekebilir. Nerede? Candle'da. Rakip firmadan mı mal alıyorsun yani? Rakip ama iş yapmamı sağlıyorlar. Ayrıca Pep Boys'a kadar gitmek de çok uzun sürebiliyor. Bir şey değil. Teşekkür ederim. Baksana. Peşine takılırsan etrafta kimseye görünme. Sorun olmadığına emin misin? Tam ihtiyacı olan katkılı yakıttan koydum. Bir sorun olmaması gerekiyor. Bu bebek gitmeye hazır. Umarım haklısındır. Okuldan bir serseriyle yarışacağım. Onu parçalarsın evlat. Mecbursun. Soyadının hakkını ver. Merhaba. 7:30'da buluşuyoruz değil mi? Aslında ben gelebileceğimi sanmıyorum. Gece bir işim çıktı da. Ha. Çok üzgünüm Jess. Yarını ertelesek olmaz mı? Tabii, olur. Teşekkür ederim, harikasın. Sonra konuşuruz, tamam mı? Güle güle. Sen deli misin? Jake'in elemanları seni görürse boğazını kesip parçalara ayırır. Sakin ol. Sadece biraz gözlem yapıyorum. Peki. Hadi Jake, yürü hadi. Bas kıza, bas kıza.
Asfalta gömülmek üzeresin ana kuzusu. Görünüşe göre bizim ana kuzusu el frenini indirmeyi unutmuş. Çok yazık. Merhaba Rachel. Yeni çocuk da bu gece dışarı çıkacaksınız sanıyordum. İptal etmek istedi. Gece bir işi çıkmış. Hayır, şu an yarışa geldi. Tam karşımda duruyor. 20'likleri kullanmadan yarışta kazanabiliyor. Muhtemelen 11'lik var. Dostum, öbür adam zaten 11'lik kullanıyordu. Bence Jack 10'luk kullanıyor. Pekala, sonra görüşürüz çocuğum. Tamam. Bakın burada kim varmış. Bizden utanma Kruger. Gel de bir merhaba de. Kruger. Gelmene çok sevindim. Sanırım birbirimizi yanlış anladık bilirsin ama şöhretli biriyle aşık attığımın farkında değildim. Biraz araştırdım ve Los Angeles'ta ünlü olduğunu öğrendim. Ama araba kullanmana bakılırsa bu çok bir anlam ifade etmiyor herhalde. Ama kazandıkların sayesinde iyi sponsorlar yakaladın buna başta. Ben de şaşırdım. Dedim ki bu o zavallı Frank Kruger'ın oğlu mu? Kapa çeneni Jake. Sonra öğrendim ki sponsorun verdiği arabayı bir ayda hurdaya çevirmişsin. Sonra fark ettim ne olacaktı ki? Kruger işte. Ve şimdi herkes büyük bir beklenti içinde. Hızlısın sanıyorlar. Hatta benden bile hızlı. Bakalım haklılar mı? Geçen gece yanıma bile yaklaşamadım. Arabamda 3 kişi vardı. Gaza bile basmamıştım. O zaman bunu hemen şimdi çözelim. Barın kapanmasına birkaç saat kaldı. Senin ihtiyar eve taşıman gerekebilir. Buraya geliş amacın bu değil miydi? Sarhoş babanı bardan eve taşımak. İleri gittim. Kabul ediyorum, babana hakaret etmemeliydim. Bahçıvanım iyi iş çıkardığını söylüyor. Yarışmak mı istiyorsun? Hadi. Yarışalım. Sakin ol biraz Zeynep. Şu an düzgün düşünemiyorsun. Görünüşe göre Kruger fena battı. Pekala. Tamam. Başlıyoruz. Japon malı kullanırsan böyle olur işte. Sana çok yaklaşmıştım, bunu sen çok de biliyorsun. Çok yaklaşmak sayılmaz. Kendini daha büyük bir aptal konumuna düşürmek istemiyorsan artık gitsen iyi olacak. Baba! Jessica! Lanet olsun!
Galiba onları atlattık. Onu kaçta geçtin? Çok değil. Sana çok yaklaşmıştım. Bunu sen de biliyorsun. Çok yaklaşmak sayılmaz. Kendini daha büyük bir aptal konumuna düşürmek istemiyorsan artık gitsen iyi olacak. Sonra yan yana gidiyorduk ve bam! Ah, dördüncü vitesi attığım gibi uçup gittim. Dediğim Kruger, gibi. Kruger, Kendall, Şapo yanıma gelin. Siz de 871 numaralı sütunu okuyun. Gelin. Hadi. Siz ne yaptığınızı sanıyordunuz? Bilmiyorum. İkinizi de piste yarışın diye uyarmıştım. Şimdi babalarınızı arayacağım. Benimki Kruger'ı yendim diye neredeyse parti verecekti. Yine de onunla konuşacaklarım var. Şimdi dost doğru sınıfına dönüyorsun. Beni çok zor bir duruma soktun, biliyor musun? Bunu yapmayacak kadar akıllısın sanmıştım. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak dedim. Belki de lanet olsun bırak yarışsın demeliyim. Ödevlerini yapıyor. Eve vaktinde geliyor. Belki ödüllendirmeliyim. Anahtarlarını ver. Sorumsuz şımarık çocuğun teki oldun artık. Bana gelip de sorumsuzsun diye nutuk filan çekme. Karısını ve çocuğunu terk eden sensin. 17 yaşındasın. Hayat hakkında bir halt bildiğin yok. Babanın senin suratına bakmaması nasıl bir şey bilir misin? 10 yaşımdaydım. Öyle mi? 15 yıllık çalışman bir hata yüzünden boşa gitsin de gel o zaman karşımda konuş benim. Belki de kaybettiklerini kafana takacağına elinde kalanların değerini bilmeye bana çalışmalıydın. Yeter. Aynı şeyleri yaşamayacaksın. Anahtarları ver. Sana araba yap. Baksana bana. Ne var biliyor musun? Bence sen beni kıskanıyorsun. Çünkü asla yapamadığım bir şeyi yapmaya çok yaklaştım. Anahtarları ver. Anahtarları ver. Merhaba. Jessica burada mı? Ne istiyorsun Deni? Her şeyi mahvettim ama oraya yarışmaya gitmemiştim. O zaman ne işin vardı? Drag yarışlarının nasıl olduğunu merak ettim. O zaman neden öyle söylemedin? Bilmiyorum. Los Angeles'ta bir sponsorum vardı. Gerçekten büyük bir sponsordu ve onu kaybettim. Nasıl? Şu an bir önemi yok. Lise seviyesinde drag yarışlarını duyduğumda yani düşündüm ki bu bir fırsat olabilirdi. Yani ikinci bir şans olabilirdi. Yani sen eski günlerine dönene kadar burada gönül eğlendirebileceğin biri miyim? Hayır, hayır, hayır. Bir an hayır. için bile olsa oturup yarıştan önemli şeyler de var mı diye düşündün mü acaba? Buraya senden özür dilemeye geldim. Neden beni bu kadar sıkıştırıyorsun şimdi? Bak eğer böyle düşünüyorsan bence gitmelisin. Sen ciddi misin? Hemen. Thank you.
yardım etmen gerekiyor. Peki neredesin? İyi misin? Evet. Sen iyi misin? İyiyim. Emin misin? Ben iyiyim. İnanamıyorum. Ne oldu? Biri frenlerimle oynamış. Böyle kaza yapmak için çılgınca sürmüş diyorum olmalısın. Ki biri arabamı kurcalamış baba. Sana olan her şey bir başkasının suçu. Bu ölmene neden olabilirdi? Düşünmüyorsun. Senin sorunun ne böyle? Gel de yardım et. Alo. Anne. Deni. Eve gelebilir miyim? Ah Deni. Ben bunun senin için en iyisi olduğunu düşünmesem seni hemen gelip alırdım. Benden nefret ediyor. Burada istemiyor. Hiç istemedi zaten. Hayır. Hayır, bu doğru değil. Oraya gitmen onun fikriydi. Deni, konuş onunla. Seni seviyor. Belki de onu affetmelisin. Üzgünüm anne. Biliyorum. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Neden gittin? Paramparçaydım. İkinci bitirip bir eşe ve kariyere sahip olmak varken imkansızın peşinden koştum ve her şeyi mahvettim. Hey. Seni okuldan aldığım zamanı hatırlıyor musun? Gitmeden hemen önce. Hayır. Sen tam 40 derece ateşle yatıyordun. Hemşire seni almamız için bizi aramıştı. Annen işteydi. Benimse işim yoktu çünkü... Aslında oraya gittiğimde... Seni bana vermediler... Sabah daha 10:30 bile olmamıştı ama ben yarım şişeyi çoktan bitirmiştim. Bunu hatırlamıyorum. Ne hatırlıyorum biliyor musun? Beni bu canavarla ilk gezmeye çıkarışını. İçimde sürekli kelebekler uçuşuyordu. O hızlanma hissi öylesine yoğundu ki önce gerçekten korkmuştum. Sonra güvende hissettim. Çünkü direksiyonda sen vardın. Biliyor musun? Bunu söylemek çok zor ama... Son yıllarda burada... Aslında burada olmadığım için memnunum. Hiç hoş değildi. Benden daha çok nefret ederdim. Senden nefret etmedim. Senden hiç nefret etmedim. Ama
Arada bir ziyaret etmen iyi olurdu. Evet. Gelmem gerekirdi. Teşekkür ederim. Beni eve Max bırakır. Tamam. Hey Kruger. Araban nerede? Modifikasyon mu yapıyorsun? Çarptım çocuklar. Ben gidiyorum. Fernando nerede? Burada olup beni oynayacaktı. Biri beni oynamalı. Lavaboda. Dalga mı geçiyorsun? Ben oynarım. Ah. Seni buralarda görmek güzeldi. Pekala bak, sen sahneye çıkmadan önce bana şunu söylemeni istiyorum. Sence ben Claire'a ne söylemeye çalışıyor? Tamam, unutma ki o saplantılı bir kumarbaz her şeyini yanlış ata oynadı ve şimdi kızla yüzleşmek zorunda. Sanırım o üzgünüm der. Üzgün mü? Den adam nikah yüzüğüyle daha yeni kumar oynadı. Üzgünümden çok daha fazlası gerekecek. Aptal olduğunu ve bağımlılığın elindeki en güzel şeyi aldığını söyler. Güzel. Başka? Der ki yardım etmek isterken seni dinlemeliydim. Ve teşekkür eder. Bir şey değil. Tanıdık bir görüntü. En son ne zaman sürdüğünü hatırlamıyorum. Bugün tozunu alıp oğlumu okula bırakayım dedim. Duymuşsundur, bizim çocuklar geçen gece kapışmış tıpkı bizim gibi. Ama bu sefer kazanan Kendall'mış. Kıl payı kazanmış. Senin oğlanın şansı yoktu. Jake'in V8'ine dükkanın yarısını yatırdım. Daha da iyisini yapardı. Bu iş için iyi. Kazanması. Diğer çocuklar da gelip para harcıyor. Elbette. Biliyor musun? Oğlunun yarışlarda bir geleceği olur mu bilmiyorum. Ama bak, dükkanının adını Kruger ve oğlu diye değiştirebilirsin. biliyor musun Jimmy? Evet, bir arabaya ekstra parçalar eklemesini bilmek iyi bir şeydir. Ama nasıl çalıştığını bilmek... İşte o kesinlikle bambaşka bir şeydir. Evlat, nasıl gidiyor? Çocuklar, bugün yarışlar için izin belgelerinizin son teslim günü. Getirdiyseniz verin.
Devam etmene sevindim. Pit ekibime katılmak ister misiniz? Hem de nasıl? Pekala. 3 günümüz var çocuklar. Şimdi bu ön kısmı sökeceğiz. Yani her şeyi. Yardıma ihtiyacınız var mı bakalım? Teşekkür ederim. 2 çamurluk, ön aks parçaları, radyatör desteği, 2 AR soğutucu, motor parçaları ve hepsinin toplamı da... Mümkün değil. Bu çok fazla. Pekala. Okul var. Herkes evine gitsin. Yarın görüşürüz. Arabamda hala gözüm var değil mi? Frank, vay canına. Uzun süredir görüşemiyoruz. Seni görmek güzel. Senin için ne yapabilirim? Ben senden şunları istiyordum. Oğlum için. Bay canına. Evet. Lise yarışlarına katılıyordu. Arabanı mı sattın? Evet. Evet. Kalan para performans parçalarına da yeter. Ama sana ilk kupanı kazandırmıştı. Evet. Geçmişi bırakıp geleceğe odaklanma zamanı. Teşekkür ederim baba. Elimden bu geldi. Hadi gel de şunları indirelim. Sağ düğme sistemi temizler, sol düğme nitroyu ateşler. Candle'ın motoru 2 kat güçlü ve süper iticisi var. Elinin altında 200'lük bir parça var. Yeşil ışık yanınca bas. Bütün yol boyunca da basılı tut. Evet, GT40 Mantles. Verebileceğiniz en iyi fiyat bu mu? Roket yakıtı. Evet, çok güzel. Evet. Evet. Nasıl olmuş? İyi olmuş. Sesi çok iyi. Benim küçük bir sürprizim var. Yine ne yaptınız? Kruger Motorsporları. Dükkan için iyi bir reklam olur dedim. Evet, burayı büyük bir mekana dönüştürmeyi planlıyor. Aferin çocuklar, yarın yarış var. Hepiniz hoş geldiniz. 32 liseden 65'in üzerinde öğrenci yarışıyor. Ve bu en büyük etkinliğimiz.
Bradford Lisesi 6 katılımla en önde görünüyor. Gözleriniz bu kentin favorisi Jay Kendall'da ve Kendall Performans Merkezi ekibinde olsun. Yenilerden Danny Kruger bu yıl iyi bir giriş yaptı. 2,5 litrelik 4 silindirli bir Subaru SCI kullanıyor. Yarışta çok az sayıda 4 silindir var ve tüm V8'lerle kapışacaklar. Bakalım bu küçük Subaru'nun gücü yetecek mi? Sponsorlarımıza da teşekkür etmek isteriz. Grand Steering Wheels, Rayon Racing. Siz hazırlanın, ben de kayıt yaptırayım. Tamam. Isınma turunda sırada Miguel Sanchez'i klasik turbo dizel kamyoneti Little Red'de izleyeceğiz. Geleni yaptıklarını sanmıyorum. Boom! Batacaksın Kruger. Bu bir aile geleneği. Önce babası, şimdi oğlu. Yanlış takımı seçmişe benziyorsun. Esas arkadaş seçimim yanlış. Tamam, onu boş ver. Odaklanman gerek. Al. Hazırız. Muhteşem. Pekala, seni başlama çizgisine götürelim. Isınma turu bitmek üzere. İlk turda tüm yapman gereken 13 saniyenin altına inmek. Bu sorun olmayacak. Tamam. Bu ısınma turunun son yarışı ve Danny Kruger'ı aracıyla görüyoruz. Rakip ise Alex Do, Washington Lisesi'nden Classic Ford Mustang ile katılıyor. Şu lastik yakışa bakın. Dot lastiklerini iyice yapışkan hale getiriyor ki başlarken maksimum çekişi yakalayabilsin. Bu Subaru gibi bir aracınız varsa lastikleri ısıtmaya gerek yok. Kruger başlangıçta tökezliyor ve Mustang uçuyor. Bakalım Kruger yakalayabilecek mi? Ama hayır. Alex Dodd 12.29'da birinci oluyor. Danny Kruger 12.98'de ancak yarışa katılabiliyor. Bu çantada keklik. Hey. Biliyorum. Hadi ama oğlum. Pis sokaktan daha yapışkan. Bunu beklemiyordum. En azından sağlam bir hız yakaladım. Şu andan itibaren her turda hızın artmak zorunda. 11'lerde olmalısın. Bir yarış daha kaybedersen gideriz. Bu iş biter. Şimdi odaklanmalısın. İlk tur başlarken tüm yarışçılarımızı alkışlayalım. Şimdi Grant Warner'ı 1959 model Oldsmobile 442'si ile gelirken görüyoruz. Grant bütün yaz deneme yaptı ve şunu iyi bilin ki bu gördükleriniz yalnızca süs değil. Ama Jack Kendall 2011 model Mustang GT'si ile yarışacak. En hızlı iki yarışçımız kafa kafaya gelirken heyecan artıyor. Eve çekiciyle dönebilecek. Jack Kendall 10.98'de ve saatte 205 km hızla kazandı.
Sırada Danny Kruger'ın aracı Kevin Picard'ın 1970 model Chevy Nova'sına karşı. Bakalım Danny bu kez doğru çıkış yapabilecek mi? Oh, Danny Kruger'dan iyi bir çıkış ve Nova'nın önüne geçiyor. Ve başardı. Danny Kruger 11.40 ve saatte 195 kilometre ile sonraki tura geçiyor. Bu 4 silindirli oldukça iyi bir yarıştı. Evet, pembe doçuyla Andra Post'u tanımak zor değil. Bu kız tüm ömründe hep yarıştı ve erkekleri geçip paralarını almayı iyi biliyor. Ve onu yarışırken izlemeyi seviyorlar. Geçiyor. Evet, ciddi bir rekabet var ve bu çocuklar bunu hafife almıyor. Bakalım kim başaracak? Merhaba, nasıl gidiyor? Nasılsın? Merhaba. Seni görmek güzel. Seni de. Siz yarışıyor musunuz? Hayır, Danny Kruger'layız. Orada, Subaru'suyla. Evet. Evet, iyi görünüyor. Doğum günü pastası gibi. Evet. Çeyrek final turunda Bradford Lisesi'nden bir Canyon performans yarışçısı daha var. Clint Johnson 1965 model Chevy Chevrolet ile Danny Kruger'ın hızlı ve öfkeli aracına karşı. Clint'in ardından Danny de lastik yakmalarından çıkıyor. Bunu kazanan yarı finale kalacak. Johnson'ın 11.88'ine karşı Kruger 11.17 ile kolayca başarıyor. Evet, başardık. Hadi oğlum. İlk yarı final yarışımızda Patrick Lisesi'nden Andrea Faust, göz kamaştırıcı aracıyla Bradford'dan Jake Kendall'ın süper güçlü Mustang'ine karşı yarışacak. Jake Kendall şampiyonada finale yükseliyor. Bu günün en hızlı sürüşüydü. İkinci yarı final yarışındaysa Miguel Sanchez'in Dodge kamyoneti Kruger'ın Subaru'suna karşı. Merhaba Tom. Bill, nasılsın? Carl, Tom Briggs. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim, iyiyim. Orada 3 öğrencin var. Araçların bu etkileyici. İyi gidiyor. Şu anda bir sorun görünmüyor. Sence kim kazanabilir? Birazdan araçlar başlangıç çizgisine gelecek. İpucu veremez misin? Sıvılar iyi, her şey sorunsuz. Hazır mısın? Şu aptala bak. Hey, o şeyin torku müthiş. Çıkışta seni her koşulda geçecek. Konsantrasyonun bozulmasın. Maksimum çekişe odaklan. Onu ilk çeyreğin sonunda yakalarsın. Bas ve geç. Evet, ancak bu kadar zıt iki araç karşılaşabilirdi. Eğlenceli mi? Evet.
beni Kruger turu geçiyor. Onun önüne geçti. Başardı. Evet, evet, bu beklenmiyordu. Ben bu küçük Subaru'nun finale kalmış olmasına inanamıyorum. Ama Kruger'ın işi şimdi çok zor. Jake Kendall bütün gün boyunca Danny'den daha iyi süreler ve daha yüksek hızlar kaydetti. Danny'nin bir mucizeye ihtiyacı var. Ya da birkaç silindire daha. Onunla ne yapıyorsun? İticiyi canlandırıyorum. Yoksa geçen turdan daha iyisini yapamayacağım. Danny, ne yapıyorsun? Turbon maksimumda. Böyle yaparsan motorunu patlatırsın. Yalnızca 22 birim basınç var. Hala artırabilirim. Bana yeterince güç verebilir. Zamanın nasıl iyileşir biliyor musun? Nasıl? Power shift yapacaksın. Bu çok tehlikeli değil mi? Hayır. Sadece batırırsan. Yoksa değil. Kruger denen çocuk seni geçmesin. Çok kötü görünür. Beni anladın mı? Evet baba. Hey, araç hazır mı? Evet, yeni lastikler taktık ve susturucu çıktı. Daha da güç katar. Ama çok fazla yüklenme. Tamam, tamam. İşte başlıyoruz. NHR elbiseler yarışında şampiyonluk turu. Power shift de nedir? Bir vites değiştirme tekniğidir. Turbo araçlarda motoru iki vites arasında maksimum hızlanma için tam güçte tutar. Ama çok hızlı olmak zorundasın. Hataya yer yoktur. Yoksa bu. İster misin?
Bayanlar baylar, Danny Kruger'ın bu yılki NHRA liseler yarışını kazandığını mutlulukla ilan ediyorum. Tebrik ederim. Yeteneklisin evlat. Gelecek yaz görüşürüz. Teşekkür ederim. Belki de senin fikrin hiç fena değildi. Hangisi? Mekanı bir performans merkezine dönüştürmek. Hey. Thank you.